Geçen yayında acaba orası mı? Hani bayraklı bir yer vardı, giremiyorduk. Girince bizi dışarı atıyordu. Hoş geldin Yavuz. Hemen uyarıyı yapmışsın bak. Şuradan biri sağa döndü ya. Ben onu takip edeyim. Bence o yolu biliyordur. Yani bir geri saralım, oradan hemen çarpmayalım. Xbox'a vur abi, düzelir. Yok, şurada bir adam var, onu takip edeceğim. Aha, biri de arkamdan buraya döndü. Muhtemelen o geçen bölümde giremediğimiz oyunun biz dışarı attığı yere gideceğiz. Festival yeri orası olabilir de, festivale daha var ya, 4 tane... Aha! Oradaymış, buradan düz gideyim ben. Heh. Oha! Neler oldu ya arabaya? Bir saniye şu. Çizgiyi bulayım ya. Öyle bir takla attık ki. Hoş geldin Sinan Nislike mı? Doğru okudum. Çizgiyi kaybettim ya. Öyle bir takla attım ki. Durun. Ha. Şeyden bulacağım. Yayından kendim izleyeceğim. Tekrar oradan göreceğim. Ne o, Xbox'tan nasıl yayın yapılıyor? PC üstünden yapılıyor. Xbox'tan direkt yapmıyorum ben. Ne oldu arabaya? Gideceğimiz yeri de kaybettim ya. Ha, tamam buldum. Tekrar önümüzü şuraya alalım. Offroad gideyim dedim, yoldan çıktım ya. İçeriden gösteriyorum. Genelde içeriden isteniyor ve yarışlıyken, yarışlarda içeriden kullanamıyorum. O yüzden hazır şey yokken, yarış yokken güzel güzel içini göstereyim. Birazdan gece olacak zaten. İyi yayınlar demiş Buğra. Allah. Chat okuyunca kullanmıyorum. Kır kır. Dış mor. Ya bir kişi istediği kamera değiştirir mi ya? Herkes bunu istiyor. Çoğunluk. Aha yine kaybettim. Ha şurada. Abi çek sağ, piknik yap. Vallahi evet, yolu bulamadım. Otlardan gidiyorum. Allah'tan suya düşme yok oyunda yani. Takla atıp... Allah. Ha, durdum. Ya şu yolu bir bulayım. Hadi tamam, dışarı çıkıyorum. Dışarı çıktım. Çünkü önümü görmüyorum şu anda. Nereye düştüm ben böyle ya? Allah Allah. Bir dakika, bulacağım bulacağım. Şu çizgi nereye gitti yine ya? Döndür döndür döndür. Ya çizgi kayboldu ya. Yeni geldim, Türk var mı? Şu eleman buradan mı gidiyor acaba? Eleman bastı gitti ama. Ya hayret bir şey ya. Of. Hakikaten ah, orası tamam, doğru yoldayız. Arabanın hakkını ver. Araba geçen bölümde verdik hakkını ya. Bir sürü yarış kazandık bunun. Araba hakkını verdik de yolu bulmaya çalışıyorum ben. Şu an doğru yoldayım ama. Belli yani. Ben şöyle dalayım bakayım ya. Dal bakayım. Aha. Bir dakika ya. Ya ilk defa böyle oluyor. Normalde ilk defa izleyen varsa yayını gideceğimiz yer haritada gösterilir normalde. Aha buldum. Vallahi buldum. Geçen yayında girdiğimiz ve oyunun bizi dışarı attığı yermiş, festival yeri. Ama ilk defa buraya geliyoruz oyunda. Şöyle mi gireceğiz? Bir girelim bak. Aa evet, haritada yok burası. Vay arkadaş. Abi çok yanlış yer. Yok geldik. Aa bir dakika, yine çıktık. Ya. Ya kapatıp açacağım. Ne oldu oyuna ya? Burada yer gösteriyordu bize. Bir dakika. Bu arada oyuna güncelleme gelmiş. Ben yayına biraz da erken girebilirdim. O güncellemeyle
Playground Games diye bir şey gelmiş herhalde. Yalnız şu an gerçekten ne yapacağımı bilmiyorum ya. Road Trip Progress. Abi oyun PS'te var mı? Yok. Xbox'a özel bu oyun. Yalnız... Ya bir dakika, ben onu kaçırdım ya. O kaçırdığım için şu an sinir oldum. Şöyle yapalım. Ben restart diyeyim ya. Quit mi desem? Restart, quit. Quit diyeyim, bir daha açayım ya. Bu olmadı yani. Şu eventten çıkayım. Eventi takip edemedim. Direkt oyuna bakacağım yani. Chat'e bakınca da oyunun nereye gideceğini kaçırdık yani. Ha, durun. Tamam. Aynen, oraya bir gidelim. Sonra ekranda ne yazıyorsa okuyalım. Chat'e bakıp yine 10 dakikalık kilitledim siz burada. Oyun sadece Xbox'a özel, evet. Xbox One ve Xbox 360'da var oyun. Bak, araba kaydı ama nasıl yol tuttu şu var yani. Başka bir araba olsa 50 kere spin atmıştı orada. Abi sola döndüreceksen niye oralardan beni çevirtiyorsun yani? Şöyle gideyim işte ben yine. Oyun arcade mi simülasyon mu diye sormuştu ya biri, işte arcade kısmı bu yani, yoldan çıkabiliyorsunuz. Mesela Forza Motorsport 5'te şeydi, ne o, pistte yarışıyordunuz. Bunda baya istediğiniz yerden gidiyorsunuz yani, her yer siz bir yol. Bak ya, ama yine çarptık, neyse. Abi CNN yayın ne zaman? Vallahi onu bilmiyorum ya. Ya bir bilen o, yani daha netleşse o multiplayer.com.tr'den zaten duyurulur. Bas bas bağırılır yani. Dert etmeyin. Kaçırmazsınız ilk bölüm yani. Biz Skyline aldıramadık. Valla alırız ya. Çok istiyorsanız. Şimdi. Ha. Şuna bir basalım. Demin bence bozduk oyun. Bir dakika. Road Trip to Fest. Tamam. Aynen. Hayda, yine aynı şeyi söylüyor. Road Trip to Fest. Allah Allah. Oğlum festival nerede ki? Şuraya gideyim bari. Ama bu da çalışmıyor. Acaba bu ne? Bu da değil. Ya ilk defa böyle olduğu için şu an gerçekten ne yapacağımı bilmiyorum. Ben şuraya gideyim bari. Yahu. Pazar günü her gün oradayım ben. 2 gündür oradaydım. Daha da devam edeceğim orada olmaya. Sen niye ters yönden geliyorsun ya? Yalnız gerçekten ne yapacağımı bilemez bir halde. Oyunu kapatıp açacağım aynı belirsizlik sürerse. Çünkü kimse de bir yere gitmiyor yani. Festivale git diyor ya. Hangi festivale gideceğim? Oyun güzel. Oyun çok güzel canım. Ben bayılıyorum. Ama böyle bir belirsizlik oldu ilk defa. Onu anlayamadım yani. Sol üstte 0 XP yazmasını falan hiç çözemedim. Şu map'e tekrar bakalım. Doğru yere mi gidiyoruz? Oradan sağa döneceğiz. Sonra sol, sonra sağ. Şimdi sağa. Seninki Xbox One mı? One'da oynuyorum ben. Xbox One'da oynuyorum. Ama 360'da da var yani oyun. Ama görmedim yani. Muhtemelen böyle aynı grafik kalitesinde değildir. Bu arada festival, Horizon Festivali için 4 şampiyona daha almam gerek, kazanmam gerekiyordu ki ben bu 4'ünü bu yayında ikisini hallederim diyordum ama şu an oyunun beni nereye götürdüğünü anlamadım. Kendim yol bulmaya çalışıyorum. Tuhaf oldu bu ya. Belirsiz belirsiz çarpı çarpı götürüyoruz. Oyunu bozduk ya.
Fotoğraf çektirebilirsiniz. Tabii imza alanlar oldu bugün. İmza da alabilirsiniz. Dergi getirin, bir şey getirin. Hatta bugün bir sanırım tişörtünü imzalattı. Bugün dün. Şuradan sandık sonra sola dönemedik ama yok döndük. Araba çok iyi dönüyor bu ya. Ama bir dakika şu haritaya tekrar bakayım. Tam düz gidip sağa sapacağız. Crew iyi bu. Crew'a bakmadım bile çünkü şu anki çıktığı hali sorunluymuş. Ben sorunlu oyun oynamak istemiyorum yani. Ubisoft'un sorunsuz oyunu yok tabii artık. Bütün oyunlar sorunlu onun. Ama zaten yani bunu tüketmeden de ona geçmem. Ben az önce girdim. Map'te aşağıda Horizon Fest... Ha oraya gidiyorum ama Destination seçemiyorum. Çok enteresan ya. Haritada şey seçilmiyor. Orayı işaretleyemiyorum. Normalde böyle olmaz yani. Harita şu an kullanılmaz halde. Kendim buluyorum yolu yani. Hoş geldin Karaca. Doğru yolu değil mi? Bir daha bakayım. Tabii. Bir de ayrıca bu festival alanına dönerken de her zaman söylerdi yani. Buraya gitti. İlk defa böyle bir şey oldu. İlk defa söylemiyor nereye gideceğimi. Herhalde diyor ki artık bu kadar zamandır oynuyorsun öğrenmişsindir festivalin nerede olduğunu. Gidelim bakalım. Evet, balonlar malonlar da var. Belli ki buraya gideceğiz ama ilk defa beni böyle oyun şeyi bıraktı. Habersiz. Yalnız bir dakika, bir şey olmazsa da bomba olur ha. Ne yapacağımız hiç belli değil. Ama yok, festival var burada ya. Burada bir şey var. Evet. Doğru yerdeyim. Şöyle girelim içeri. Yo, buraya da gelmeyecekmişiz. Ha şu karşıdaydı galiba. Yo, Allah Allah. Bundaki harita GTA haritasından büyük mü? Yok canım, mümkün değil. Mümkün değil bir şey olması. Yorgun görünüyorum çünkü 2 gündür fuarda 7'şer yani 2 gün 14 saat ayakta durmaktan böyle fenalık geldi. Ki aynen devam edeceğiz. Yalnız şu an yani bilmiyorum ne yapacağım. Bu neymiş? Online road trip. Abi festival nerede ya? Bakıyorum. Haritada böyle bir yer işaretli mi diye. Hani bir yer işaretli de değil. Festival alanına da geldim. Yaş 32. Şu an kitle... Ya oyun kitledi beni şu anda. Şu an ne yapacağımı söylemiyor. Ne yapacağım belli değil. Aha. Burası mı yoksa? Yok. Burası garaj. Allah Allah. Vallahi kapatacağım oyunu ya. Evet. O dünya şeklinde iki ikon. Onlar online road trip. Ne oldu ya? Cancel abi. Sen beni bırak. Tamam. Yani. Ya arkadaş ya. Bu arada şuradan iyi para kazanmışız galiba. Ya bunları anlatacağım tek tek de. Tekrar yeniler var, yeni gelenler vardır diye. Allah Allah. Şuradan bir şey seçeyim bari ben ya. Mesela şunu seçelim. Ki seçemiyoruz. Hacı haritayı aç, o mavi yerlere geze geze git, o kadar. Yok. Duygu Köseoğlu'yla akrabalığım yok. Soyadım da aynı değil zaten. Vallahi oyunu kapatıp açacağım herhalde ya. Bu niye böyle bir şey oldu anlamadım. Şu haritadan bir de online road trip'e mi girsek? Ne yapsak? Tamam, şöyle yapalım arkadaşlar. Bunun sonu yok yani. Oyunu kapatalım. Tekrar açalım. Yani çözemedim yani. Gençler bir yıllık turbo ve sub alacak var mı? Satıyor musun Karaca? Burada akşam yemeği de doğru düzgün yemedi. Oyun açılmıyor. Çay yapmıştım. O soğudu ya şununla uğraşırken. Fuar 11'de açılıyor, 7'de kapanıyor her gün. Yo,
Yok, akraba değil mi? Soyadım da aynıydı yani. İkisini de belirttim. S, Q, Loven. Bunda da modifiye var. Geçen hafta modifiye yapmıştık arabayı. Göstermiştim hatta. KMX 11-19 arası. Ne yiyorum? Ama reklam yapamam. Çikolata. Şu sıralar billboardlarda reklam var. Bakın kimler tahmin edecek. Vallahi Blood Rain o Türk mantığı değil de Windows mantığı. Xbox yani Windows gibi düşündüm. Kapat aç düzelir. Level'da okuyordum. Neco'dan sonra görünce artık beyaz yerine seni izliyorum. Aa, beyaz var değil mi? Ben şimdi her cuma bu yayını yapınca beyaz izleyemiyorum mesela. Ha, arabayı değiştirmek için de festival bölgesine girmek lazım. Oraya da giremiyoruz ki. Level kaçıncı sırada? Neco ile Kerim abiyle aran iyi mi? İyi. Ben baklava ısmarladım ödül için. Yok. K-Flex değil, Crunch değil, Metro değil. T ile başlıyor. Hadi ipucu vereyim. Bak, Horizon Hub'a girmem lazım şu an benim. Burada istediğim şeyi yapabilirim. Garaja falan da girebilirim. Hadi garaja gireyim ya. Araba değiştireyim. Değişik bir şeyler yapayım. Burada benim diğer... Aha, Murat 131'de seçelim arkadaşlar. Dergi satmak zor olmuyor ya. O dergi okuyucusu duruyor yani. Okumayı artık böyle... Aa, benim yeni arabam vardı. Nerede o? Okuma alışkanlığını kaybetti çoğu insan ama. Twix. Yine yanlış. Toblerone da yanlış. T Panarch bildi. Bugatti'm var ya. Geçen almadık mı yayında? Şimdi şu şeyi deneyeceğim. Yani çalışsın ne olur. Heh. Aha, yine bıraktı bizi kendi başımıza. Aha, bak bak, ben dedim size abi, oyun bozuldu. Ha, şimdi kendime geldim ya. Abi, oyun bozulmuş. İlk defa böyle bir şey oluyor. Bak, sol üstte 0 XP yazıyordu. Çünkü ödül yazar orada. Ödül de gözükmüyordu. Murat 131'i alınca oyun düzeldi arkadaşlar. Olay Murat'taymış yani. Abart yazıyor da abarta bakmayız. Murat bu. Yalnız bu ilk defa olan bir şey. Böyle bir şey ilk defa başıma geliyor. Güncellemeden yani, Allah, anlamadım yani. Niye böyle bir şey oldu anlamadım. İçinde göstereyim mi fiyatı? Aha. Aman. Şuradan döneceğiz galiba, yavaşlayalım. Oğlum, bizim Murat kurtardı ya oyunu. Murat'a binmek gerekiyormuş. Hacı Murat. Ya ben anlamıştım bir gariplik olduğunu. Durup dururken yarım saat gezdik boş boş haritada bir de ya. Yayının yarım saate gitti. Ben iki şampiyona bitirecektim bu yayında. Bak, öndeki arabalar benden daha şey ama Hacı Murat nasıl basıyor bak. Bak bak, nasıl yetişiyor bak. Yetişemedim gerçi de. Geçeceğim şimdi bunları, durun. Biraz içeriden alayım. Zaten şu an bir Porsche'yi geçtim ya. Geçtim yani bayağı. Çarpma. Aha, o da beni geçti. Çünkü ben çarptım. Abi, çarptım diye durdu ya. Çekilin. Hacı Murat geliyor. Level'da gönderdiklerimizi nasıl seçiyorum ya? Yazı düzgünse, dili düzgünse, D'yi dağıyı doğru yerde ayırabiliyorsa yazıyı gönderenler, key falan. Deneme yazısı istiyorum bir tane daha. Sonra yavaş yavaş yazı vermeye başlıyoruz. Belli bir süreye başarılı olursa da... Abi, şu arabaya binesim geldi ama yok. Hacı Murat oyunu kurtardı, onu bırakmam. Hatta şöyle dalarım ben. Kaç araba geçtim oradan. Abi, ayıp oluyor yani böyle Ferrari ile basıp geçmek de Hacı Murat'ın yanından.
Yalnız herkes yolu gören geçmeye başladı ha. Yediremediler gururlarına. Seni geçerim ama ya. Sen bayağı amca gibi sürüyorsun. Yalnız bir şey diyeyim mi? Oyun bizi aynen festival yerine götürüyor. Doğru yere geldik ama demin oyun bozulduğu için buraya gelmemi saymadı. Şu an sayacak. Hadi bakalım. Gel. Gidelim. Oh ya. Murat'ta keramet var. Hiçbiri Murat olmuyor. Yayın kasmaz. Arkadaşlar fuarda giriş paralı mı? GameX Now'dan online davetiye alabilirsiniz. Bedavaya da Genç Turkcell var girişte. Oradan da giriş alabiliyorsunuz. Alırım anahtarı Mike. Murat'a yol ver. O bir kuş, o bir uçak. Hayır hayır, o Hacı Murat. Küçüklüğüm level'la geçti be. Büyümüşsün o zaman. Şimdi bakalım Murat'la keşfettikten sonra. Tadelle demiş biri. Söylemiş oldum bak. seçtiğin araba yarışa uygun değildi, o yüzden bozuldu demiş Nocturnal. Hayır, yarış seçemedik ki, festival alanına git diyordu bana hangi, ama yer göstermiyordu haritada, seçim opsiyonu yoktu yani, oyun bozulmuştu, bug oldu yani orada. Arabanın içinden çık abi, atlayayım mı dışarı? Abi selamlar, daha önceden banlandım, yeni bir tane hesap açtım. Okulda hikaye yarışması var. Katılıp herhangi bir oyunun senaryosunu yazıp ödülü alsam mı beyler? Bir yardım. Abi selamlar. Daha önce... Aa, yine okuduk. Level yazarları 18 yaş sınırı yok. Yetenek sınırı var sadece. Şimdi bu bize bütün şeylerdeki şampiyonalarımızı falan... Bakın 4 tane daha şampiyon alırsak finale gideceğiz. Dadelli. Araba olma Murat ol. Abi oyun... Serverlara bağlanamadı herhalde. Online oynamıyorum ki. Ne oldu şimdi? Oğlum yine mi bozduk oyunu ya? Bak buraya geldim. Şampiyonluklarımı yazdı falan. Ha şu üstteki yer de aktifleşmiş. Nereye gideceğim şimdi ben? Bir sürü new, yani new değil, bir sürü bucket list var etrafta. Şu neymiş? Ya vallahi anlamıyorum yani. Bugün şunu seçeceğiz. Ha tamam ya, öf. Ya ben böyle ara verince baya kafam bulanmış. Bu 2 günlük fuar beni baya... Yani fuar 2 günde benim beynimi... 7 bitirdi demek ki. Ben onu anlıyorum. İki günde beyin gitmiş arkadaşlar. İdare edin. Bugün böyle olacak ama iki şampiyon alırım. Başla abi Rotrive. Abi daha önce Mafia 2 oynadım mı acaba? Panda'ya çok sordum cevaplamadı. Oynadım. Benim en sevdiğim oyunlardandır yani. Öyle diyeyim size. Şimdi şöyle yapalım. Her hafta yaptığımız gibi size seçtireceğim şampiyonayı ama anket yapacağım. Ben yine seçeyim. Şu şeyi de hep yanlış yazıyorum ben. Şimdi size kendi hangi şampiyonayı seçeyim. İsimleri ben yazacağım. Azaltmak için seçenekleri. Sports Cars var. Offroad'u her hafta istiyorum da kimse seçmiyor. Hot Hatch var. Muscle istemiyorum. Ama modern muscle olur ya. Hadi modern muscle da olur. Tamam. Şimdi anket linkini atıyorum. Madem burada 500 kişi var. Şöyle bir 200 oy alınca arkadaşlar şey yapacağız. Abi ben yaşça küçüğüm ama yanına gelsem GameX'te yok ya gelin. Ya ne böyle şey olur mu ya? Muhabbetin sarıyor, eyvallah. Şimdi offroad olsun. Ben oy verin siz. Ben de o sırada Necati ile yayın gözüküyor. Yayını bu kanaldan mı yapacak? Necati ile yayın gözükmüyor ya. Necati'nin yayını bitti Facebook. Kaçırdım maalesef. 11'de bitti onu. Level'da yazar olmak için yazı gönderin. Level@level.com.tr deneme yazısı. ETS2 hakkında bir yazı göndersem olur. Neco'ya söyle baklava ısmarlasın abi. Vallahi baklavasını almadan bırakmam GameX'te onu.
Bir an öldün zannettim abi. Abi daha önce onu cevaplamıştık. Aynı soru ikinci kez geliyor. Oy veriyor musunuz bu arada? Hoş geldin Fersanko. Ben de oy vereyim. Ben istediğimi oy vereyim şu anda. Bak yayında 510 kişi var. 150 oydan sonra anca. Ama bak hemen ne istiyorsam ona oy vermişsiniz. Devam edin. 150 olsun o. Dur bir daha paylaşayım. Şimdi yeni gelenler anketi görmemiştir. Gerçi hemen yukarıda ama. Şuraya oy verin. 150 oyda. Bucket List filmini bakayım izlemiş miyim? İzlemedim. Hayır. Hot Hatch. Offroad seçmiyorlar mı dedin? Offroad'a yok. Aynen öyle oldu ya. Geçen hafta çok istedim. 120 oy oldu. Hala çevirebilirsiniz. Modern Muscle da iyi oy alıyor. Ama tamam belli oldu. Offroad arkadaşlar. Sonunda istediğim oldu. Ne? Bununla yarışamam. Bu ne? Buradan araba alacak param var mı? Tamam, offroad seçildi. Kıbrıs'a hiç gelmedim. Range Rover Evoque var mı dedin? Range Rover Super Charged var. Grand Cherokee X5. Oo, Escalade. Abi ne çirkin bir arabadır bu. Mercedes Benz. Şimdi bu fena değilmiş. Bayağı hızlı duruyor. Hatta şöyle söyleyeyim size. Ben onu kesin alamam. Aa yo alabiliyorum. Çok çirkin dedik. En hızlısı da o çıktı ya. 7-7. Ya Grand Cherokee çok şık ya. Alıyorum bunu. Yazıları level@level.com.tr adresi. Bu ne? This pack is also available as part of the card pass. Oğlum ne saçmalıyorsun ya? Ne paketi? Ha, indirilebilir içerik paketinde bu ikisi. Vay adiler. O zaman bir BMW X5 alalım ya. Porsche olsun. Porsche oğlum o. Zion'un yayını bitti. League of Legends. 11'de bitti. Vallahi bence bayağı çirkin. Oy. Net. Bak bu arada yeni aya geçtik ya. Kotam sıfırlandığı için tasarımları yükleyebiliyoruz. Yalnız bir dakika ben direkt bunu alacağım. Polis tasarımlı bir X. Yalnız çok şık araba ya. 82.000'e aldık. BMW'ye kaldık yine. Ama çok kötüydü o. Porsche muydu? Neydi o? Ne Porsche? Lamborghini Jeep hayatımda ilk defa gördüm. No. Bu arada ben zorluk seviyesini arttıracak mıydım ya? Ha, şimdi Nice'e gidiyoruz. Zaten oyundaki her yerde şampiyonaya katıldık. Aman. Oğlum niye oraya bu araba? Bu arada kim yaptıysa tasarımı biraz. This War of Mine yeni bölüm bilmiyorum ne zaman gelir ya. Şu an fuar yoğunluğundan video çekmem de zor ama inşallah bu gece bir video çekeceğim çünkü yarına videom yok hiç. Bu arada ben para harcamayabilirdim. Benim bir jipim vardı. Abi, turn left ise jipimiz var o kadar. Şöyle atlarız yola yani. Yamuttuk BMW'yi. X6'yı andırıyordu abi Lambo hafiften. Bu arada öyle bir çarptım ki araba sağa çekiyor. Hemen bozduk. Lamborghini DLC istiyordu. İlk ikisi de DLC istiyordu. Season Pass almamış mıyım ben ya? Ben hemen alayım Season Pass. Ya kaç yayın oynadım şu oyunu? Kaç saat oynadım? Nasıl almışım Season Pass? Ben de şaşırdım yani. Ben aldım sanıyordum yalnız ya. İşin ilginci. Almamışım demek. Bu arada yayında bayağı iyi gözüküyormuş. Yani yüksek bir kendi kanalımdan tabii yüksek kalitede veremediğim için kendi yayınlarımın kalitesi düşük oluyor. Multiplayer'de kalite seçimi var diye ben abanıyorum buradan kaliteyi internetin el verdiği ölçüde.
sonra Daredevil falan. Ben bayağı XP topluyorum ve şu an 220'yi de geçti jeepimiz. Mesafe ne kadar? 6 kilometre vardı. Hop. Kesin bir yere gömeceğim. Hep maksimum hıza çıktığımda hep bir yere gömüyorum. Şu an sıyırdım mesela. Muhtemelen trading paint trade falan gibi bir şey yazmıştır orada. Acayip combo oldu yalnız ha. Speed 100. Habire puan alıyorum. Aman. Ah çarptık. Skill chain'i bozuyoruz böyle çarptıkça. İlk defa Forza yayının bu yayını, benim yaptığım Forza yayını ilk defa izleyen varsa Balşehir'i sıfırdan açıklayayım. Var mıdır mesela? Bilmediğiniz şeyler var, ilk defa izliyorum diyorsanız Balşehir'i baştan açıklayayım oyunda. Jeep güzelmiş ya, vallahi sevdim ben. Abi bütün beyazların çenende mi toplandı? Aynen. Öyle bir yoldan çıkmışım ki yalnız. Hah. Çarpacağız artık. Jeep'in önünde durmayın. Mesela ooo daha çekil abicim. Nisi de ben galiba benim en sevmediğim parkurlar Nis'teydi. Yok Nis değildi galiba ya. Neresi çok kötü bir yer vardı benim hiç sevmediğim. Çarptık. Neyse az kaldı. Valla bu oyun 2 yayın sonra şampiyona ihtiyacı bitecek. Ya o 2 hafta yayının sonunda yaparım. Ya da yeni bir yayın daha yaparız. Horizon Festival'e gideriz. Çünkü 15 şampiyona kazanınca finale gidiyorduk. O her hafta 2 tane şampiyona bitirebiliyoruz 2 saatte. Ki bugün dediğim gibi biraz sarkacak bu çünkü oyun başta bug oldu. Nereye gideceğimi arayıp durdum ben. Bir sürü bug olduğunu anlayana kadar ben zaman geçti tabii. Ha buraya hatırladım ya. Merhaba ben geldim. Şuraya park edebilir miyim? Şöyle şimdi oyunda 15 tane şampiyonaya katılıyorsunuz ve bunların 15'ini kazanınca final açılıyor. Finale gidiyorsunuz. Şimdi bu aralarda ben yollarda giderken yukarıda rakamlar çıkıyor ya. Bu her yaptığınız işte 3, 4, 4 tane yer. Her yaptığınız hareket işte yakından geçme, hız yapma, ne bileyim sürtme bunlar puan kazandırıyor ama bir yere çarparsanız o puanlar bir anda gidiyor. Öyle bir olay var oyunda. Şundan başlayalım ilk yarıştan. Bu şampiyonalarda 3 ya da 4 yarış oluyor. En başta 3 tane oluyor aslında. Sonrakilerde hep 4 tane yarış oluyor. 4 yarışta sıralamaya göre puan alıyorsunuz. Ve 4 yarışın sonunda toplam puanda birinci olursanız da şampiyon oluyorsunuz. Şampiyon olamasanız da bir şey olmuyor aslında. Çünkü yani önemli olan festival yarışları bitirmek. Ama şampiyon olamadığınız zaman tabii o 15 şampiyona kazanma sayacından tabii düşmemiş oluyorsunuz. Oyunda o kadar çok şampiyona var ki yani oyunu bitirdiğinizde çoğuna katılmamış olabilirsiniz. O yüzden ne turn right? Aa bir dakika nasıl right ya? Neyse. Speed zone şeyimi kaybettim orada. Dikkatim dağılıyor. Sonuç olarak oyunda çok fazla araba var. 100 mü 200 mü üzerinde bir araç var. Bunların hepsinin farklı sınıflarda tabii şampiyonaları var. 15 şampiyonada ile finale varınca tabii hani 15 şampiyona yapıp da oyunu bitirseniz bir sürü arabayı görmemiş oluyorsunuz. O yüzden de istediğiniz gibi takılabiliyorsunuz. Ben bakıyorum Dixon Yaz. Mustang var mı bilmiyorum. Hiç seçmedim. Valla NFS geçti artık ya. Ben de eskin Underground 1-2'ye hastaydım. Ama yani NFS bence bitti ki bu Xbox One'ı ilk aldığımda geçen yıl Kasım'da Xbox'ın yanında Need for Speed'i de almıştım ama bir kere bile açmadım ya. Bu arada zorluğu arttıralım mı?
Bayağı kötü de oynuyormuşum ben ya. Hadi biz zorlayalım bakalım. Çünkü geçen yayın 80 puan topladım bir yarıştan ve o çok kötü oldu. Yani çok rahat bitti şey. Son lokmayı da aldım. Ben de sana onu soracaktım. Maruka niye? Araba değişti. Ama bu şampiyonayı bu arabayla yapacağız. Bakalım zorluk seviyesini arttırınca da şampiyon olabilecek miyim? Olamazsam sizi çok büyük bir eziyet bekliyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ben oyunun zorluk seviyesine hiç dokunmamıştım aslında. Yalnız şey oldu. Geçen yayında şampiyonaları o kadar kolay kazandım ki. Hemen geri sarılım. Bugatti'yi aldık ya, aldık aldık. Geçen yayın aldık. Geçen yayın mı? Bir önceki yayında aldık. 1 milyon verdim ben ona. 407 kilometre hızla gittik ya yayında. İzleyenler vardır aranızda. 407'yi gördük sonra bazılarınız video izledi YouTube'dan. İzledim, arabanın hakikaten Top Gear programında da 407 kilometreye çıktığını gördüm yani. Oğlum ne yol tutuşun yokmuş senin de ya. Neyse. Yalnız bir numara biraz koptu. Bir daha kritik bir hata yaparsam yavaşlayıcı şey. Rewind'ı kullanacağım. Ama yok ya, yetişiyorum. Bence bu High skill dediği de biraz dandik. Bir sonraki pro zaten zorluk seviyesini arttırdıkça kazandığımız kredinin miktarı artıyor aslında. Ama tahminimce en üst seviyede kazanamayabilirim yarışları. Ama kaydın ya. Koca bu kadar atar mı? Kaçın 3. sıradayız. Yani yine çarpa çarpa götürdüğüm bir yarışta yarışın ortasındayken birinci sıraya neredeyse yükseleceğim. Demek ki bu zorluk. Yalnız bu arada ben polisim, yanındaki de FBI. Bayağı iyi ya. Bu kaplamaları kim yaptıysa bayağı uğraşmış yani. Yanımdan bir şey geçti bu arada, bayağı hızlı. Çekil. Yalnız hafife aldım, kazanamayacağım yarışı ha. Oğlum durmayın ya, dümdüz yol. Bak şimdiler sağa dönerken de yavaşlayacak. Ah yavaşladı ve o yüzden geçemedim. %80'e geldik yalnız. O hakikaten kazanamayacağız ha şimdi yarışı. Dedik dedik. Laf ettik laf ettik. Bakayım, eyvah. Viraj da kalmadı. Yapay zeka virajda yavaşlıyordu. Şu an yavaşlamayacak. Eyvah. Evet, ilk yarışı kaybettik. Hafife aldık ve üçüncü olduk. En son oyun sana iki tane Lamborghini vermişti. Evet, aynı arabadan iki tane vermişti ya. 2 saattir Tomb Raider'da mezarlar aramaktan kafam oldu Yozgat. Lanet olası federaller. Valla olsun ya. Kaybettik ama şampiyonayı alırız ya. Dert değil. Ben buradan çeviririm. Abi yazı yazacağım ama tarzı nasıl olsun? Artık onu da bana soruyorsanız yani nasıl yazı yazacağınızı kararını ben verirsem o zaman sizin yazarlığınızın bir şeyi kalmaz. Siz içinizden geldiği gibi yazın. Fransa'da polis numarası 911 mi? Niye Fransa? Yo, bu tasarımı biri yapmış. Ben internet arabayı seçtikten sonra tasarım seçiyorsunuz. İnsanların yaptığı tasarımlardan birini seçiyorsunuz. Adam böyle yapmış. Raven, sana aynen katılıyorum ya. Yani ben Gran Turismo'yu sevmem mesela.
Forza Motorsport'u çok çok az oynadım. Drive Club'ı oynadım. Baya yani ortalamanın üstünde bir oyun. Çok da üst seviye değil. Zaten NFS falan da çıkmıyor artık. Yani son çıkanlar da böyle tekrara bağladığı için bence son yılların en iyi yarış oyunu Forza Horizon 1, 1 de iyiydi. 2 bayağı iyi. Şu yarıştan sonra Twitter'a bakacağım. Bu arada benim Twitter adresim benim altımda görüyorsunuz değil mi? Şurada yazıyor. Oradan atacağınız tweetleri de birazdan okuyacağım. Şu zorluk seviyesinde ikinci yarışı alalım. Drive Club yayın yapmayı aslında çok da düşünmüyorum ama bakarsanız yaparım. Yani sarmadı oyun benim. Pist yarışı birincisi. Ve oyunun şöyle bir şeyi var bence. Problem var. Yani yarışta şöyle azıcık dışarı çıkıyorsunuz. Hız kesiyor falan. Yani tamamen rotadan git. Aman yoldan çıkma. Aman bir yere çarpma. Habire puan kırıyor. Yok yarış çizgisinden gidersen daha fazla puan veriyor. Yani ben böyle yarışıyor muyum? Öğretmen gibi oyun yani. Özgür bırakmıyor. Yani aradaki fark bu zaten. Bu oyunda özgürsünüz. O yüzden kıyaslamak bazen çok mantıklı değilmiş gibi geliyor ama ben öyle gelemiyorum yani. Şunu yap, bunu yap. Yarış oyunu sonuçta, istediğim şekilde yarışmak istiyorum ben. Gel de bunu anlat. Ama oyun çıktığı gibi oynamaya başladım yani. Kötü bir oyun değil kesinlikle. Bunu söyleyeyim. Ama yani sonuçta iki tane büyük konsol var. İkisine de aynı anda hemen hemen aynı tarihlerde birer, ya ne yapıyorsun ya? Birer tane yarış oyunu çıktı ve kıyaslanması gayet normal yani. Yani Xbox'ın kendi yarış oyunu, PlayStation'ın kendi yarış oyunundan daha iyi yani. Bu takvimde çıkanlar arasında. %36'da hop hop hop. Oradan kıç attıracak bana, oradan çarptık. Yalnız şu tıkır tıkır ses. Ben bu arada radyo değiştireyim. Şu çakılların arabanın altına vurma sesi. Abicim ağaç varmış orada ya. Ben dallarına çarpıp geçeceğim sandım. Bu arada ilk defa izleyenler şu an görmüş oldu. Oyunda geri sarma sistemi var. Diğer bazı yarış oyunlarında da görmüşsünüzdür. Bu hayat kurtarıyor ama online yarışlarda tabii ki bu çalışmıyor. Saçma olur böyle bir şey kullanılması zaten. Aman, seyir bir kapma maçı. Bu arada offroad dedik ama deminki yarışımız hiç offroad değildi ya. Bayağı yollarda yarıştık yani. Şimdi offroad oldu. Yalnız ben bayağı kusursuz gidiyorum şu anda ve ona rağmen çok da kopmadı arka taraf. İşte geçen haftaya kadar yani bu haftaya kadar oynadığım zorluk seviyesinde mükemmel yarıştığınızda hiç yaklaşamıyordu arka taraf. Yani minimap'te gözükmüyordu, öyle diyeyim. Yani bu virajlarda zaten yapay zeka her zaman çok fazla fren yaptığı için fark çok açılıyor. Du, bakalım bu yeni zorluk seviyesinde aynı şey olacak mı? Hep beraber göreceğiz. Bu arada yarış sırasında chat'e çok bakamıyorum yani, dikkatim dağılmasın diye. Çünkü ilk yarışı kazanamadık ya, garanti olsun diye böyle bir iki yarıştan 20 puan almaya çalışacağım ki üçüncü yarışta biraz daha chat'e bakabileyim, ama zaten bu yarışı neredeyse aldık. Ama adam arkamda ya. Biraz da içeriden oynayalım şunu. İçi de güzel keratanın. Evet, kazandık. Şimdi mesajlar. Abi sen hangi konsolun eksklusif oyunlarını beğeniyorsun? Genel bir tercihim yok yani. Xbox'ta da mesela benim yeni nesil konsollarda bitirdiğim ilk oyun Infamous Second Son'dur. Yani ben direkt onu oynadığım video serisi çektim. Bilenler bilir. Drive Club sadece benim dediklerimi yapacak. Aynen. Geri sarma belli bir sınırı var mı? Yok benim bildiğim. Ama bütün yarışı geri saramıyorsun. Hak olarak sınır yok ama.
Crew'un potansiyeli var. Yani bence böyle şu bir ay sonra falan belki mükemmel hale gelir ya. Arabanın boyası mahvoldu ya. Zaten siyah beyazdı araba. Hangi oyun bu? Forza Horizon 2 yazmışsınız. NBA League Pass var mı? Yok. Yani D Smart var ama oradan da yayınlanmıyor. Zaten yani gecenin bir vakti maç izleyecek şeyim yok. O yüzden o kadar parayı vermeyi düşünmüyorum. Maç özetlerini izliyorum sadece. Bu arada evet, Jean Paul ile puanlarımız eşitlendi. O üçüncü olmuş bu sefer. FBI var ama FBI'den büyük polis var arkadaşlar, bakın. The Crew belki başarılı olabilirdi ama ona da pek önem yok ya, önem verdiler bence. Kaç kere beta test yaptılar. Bence düzelir ya. Biraz bekleyin. Abi Xbox kaç TL? 1000 küsür. Amerika'da 330 dolara indi ya. Ama Amerika fiyatıyla tabi kıyaslayamıyoruz Türkiye. Çünkü biz Avrupa'dan geliyor. Euro fiyatlarıyla kıyaslamak lazım. Rekabetçi girecek var mı benimle? Nereye giriyorsunuz? Ha lol. Ha. Far Cry 4'ü aldım geçen hafta. Gerçekten hoş, grafikleri, fizikleri yeterince iyi. Evet. Güzel oyun ama geçen yılkinin aynısı ya. Problemi abi, Twitch'teki profil resminin şu anki haline alakası yok. Doğrudur. Rivals oynamadım ya. Bak geçen Kasım'da konsolla beraber aldım. Böyle dükkandan bunu alırken bir de Need for Speed verin dedim. Yeni madem o oyun. Konsolla çıkıyor diye. Ya Crew şu anda alabilirsiniz ama şey. Bir kere bir saplama bir hikayesi var. Onu geçin yani. Online arkadaşlarınızla oynayacağınız bir oyun olabilir. Far Cry 4 sağlam, parasının hakkını veriyor ama Far Cry 3'ün kopyası yani. Hani yeni oyun gibi düşünmeyin. Karakteri değiştirince yeni oyun olmuyor yani. Şimdi mesafe de arttı. FBI'nin her olaya koyma etkisi vardır. CSGO abi. Pardon. Amerika'dan nasıl alabiliriz? Amazon.com Türkiye Xbox gönderiyor. Gümrük parasını da Amazon'a ödüyorsunuz. Ve şey oluyor. Alabilirsiniz yani. Ben aldım. Ya ben kendiminkini gidip aldım ama bir tane de aldırdık yani. Abi bir şey soracağım. Bu oyunu almak ne kadar maliyeti? Ben para verip almadım. Çaldım diyormuşum. Basın kopyası geldi bana oradan. Pardon, ne basın kopyası ya? Ben Amerika'ya gittim de para verip aldım. Değil, Amerika'ya gittiğimde çıkmamıştı bu oyun. Kafam tamamen karıştı. Tamam, basın hakkı gelmişti bana. Kafamı karıştırdınız ya. Şimdi şu Twitter'a bir gidelim, oradan mesaj atanlar var diye bir kişi falan atmıştır zaten. Hemen bakayım, sonra şu iki yarışı da yapacağım. Şampiyonayı bitirelim, saat başı oldu. Bakalım, yayın var. Uluş bir tane resim atmış. O resim aynasız. Hakikaten he. Bu arada niye öyle gözüküyor? Sağ üst köşe bir renk bir garip ki çıkmış bak. Aynen ya. Sen ne yapmışsın oraya bir? Ha tamam. Ya güzel boyamışsın. Bak şimdi anladım, anca anladım. Güzel olmuş. Hiç böyle düşünmemiştim. Abi Grid Autosport'u oynadın mı hiç? Hayır. Şimdi ben bu arada Twitter adresimi yazayım. Herkes demek ki görmüyor oradan. Bana buradan tweet de atabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada yazamıyorum. Bakayım. Bakayım ha. Yayın boyunca şu Twitter adresim, şu Facebook adresim. Ama lütfen Facebook'tan kişisel profili atmayın. Buraya mesaj bırakabilirsiniz. Bu da YouTube kanalım arkadaşlar. Buralardan beni takip edebilirsiniz. Şimdi şampiyonaya geri dönelim. Çok güzel yayınınızı ilk defa izliyorum. Kim bu abi? Mükemmel adam. Sağ ol. Silence Kill. Şefik benim adım. Bakalım şimdi şuradan. Yolu içeriden gidelim. BMW'nin iç panelini görmüş olun siz. Biraz da ayrıca aman o abicim, o altında o jip var değil mi? Artı sartı. Yalnız jip bayağı iyiymiş ya. Ben sevdim bu jipi. High skill drive atar dediği işte şu an benim yarıştığım seviyedeki adamlardan biri. Genelde bunlara ne zaman meydan okusam patates oluyorum yalnız. Ama ay ay. Oh, zincirleme kaza oldu. Ve evet. Bayağı yamulttuk kaputu. Rivals bir yıllık oyun zaten ya. Artık alır mısınız onu? Olmadı bir yayında açarım. Benim için de ilk olur yani. Ben hiç oynamadım yani.
Onda da güzel bir polis kovalama şeyi vardı. Bu arada... Achievement açıldı. Niye açılmış ona bakayım. Oyun pause oldu. Yayınlarda açıyorum achievement'ları da. Indie oyun oynuyor musun? Zaten genelde ben indie oyun oynuyorum. Triple A oynadığım oyun azdır yani. Beat friends or club members on any... 20 kamerada arkadaşlarını... Valla o kadar çok oynadım ki oyun artık. Yani neredeyse achievement'ların yarısını açmışım gördüğünüz gibi. Bu arada öyle bir çarptım ki... Jeep şu anda gitmiyor yani. Çöpe atsanız olur. Yalnız bir şey diyeceğim. Böyle de çekilmez bu ya. Bu ne? Bakayım. Niye bu kadar kötü gidiyor? Aa, yeni yer bulduk. Oha çok iyi ya. Bak bunu da anlatacağım. Unutturmayın. Şampiyona bittikten sonra bunu anlatacağım. Abi sakalları kesme bence. Arada bir kesiyorum ya. Abi Underground 3 niye çıkmıyor? Ya ben NFS'nin artık biraz marka değerini kaybettiğini düşünüyorum ya. Bana öyle geliyor yani artık. Ne oldu ya? Level mi atladık? Level atladığınızda böyle bir şey geliyor arkadaşlar. Çeviriyorsunuz ya parayı araba kazanıyorsunuz. Ben şu an çevirdim ve para geldi. Çok az geldi. Yani şöyle diyeyim, sağlam bir araba 500-600 bin kredi, 3000 kredi geldi. Abi nasıl bir kaza olduysa gitmiyor araba ya. Delireceğim. Şuradan çıkabilir miyim? O yolun tamamını geçemem çünkü ben. Tırman, ne olur tırman. Ya 2 dakika. 2 dakika içeriden oynayalım dedik. Eziyete dönüştü oyun ya. Çöpe atılır mı? Ver satayım parasını alayım. Gümrükte takılmıyor arkadaşlar. Amazon'dan bir ürün Xbox alırken, yani ben alalı bayağı oldu ama Xbox alırken zaten göndermiyorsa göndermiyordur ama gönderdiği zaman size orada şey yazıyor. Custom fee diye bir şey var. Yani gümrük bedelini yazıyor size. Gümrük bedelini de siz Amazon'a ödüyorsunuz. Sonra iParcel diye bir site var. Oradan size mail geliyor. Oraya da TC kimlik numaranızı veriyorsunuz. Böylece şu oluyor. Gümrük bedelini zaten satın alırken ödemiş oluyorsunuz. Öyle olunca da gümrükte kalmıyor. Adresinize geliyor. Hatta mesela ben Logitech G27 direksiyon aldım Amazon'dan. Gümrüğü de ödedim. 10 günde geldi. Yani siparişi verdim. 10 gün sonra direkt adresime geldi direksiyon. Benzin bitti diyor. Vallahi yolda kaldık ya. Bu nedir ya? Bir kazaya hiç bu kadar da yavaşlayan arabam olmamıştı. Bir yokuş olsa salacağım aşağı. Nasıl yasa olarak edinemez. Oyunları ücretsiz elde... ücretsiz... Yasa olarak ücretsiz nasıl elde edeceksiniz ki bir oyunu? Bir şeyin ücreti varsa onu ücretsiz almanın ya böyle önünüze düşecek oyun ya da... Ayrıca 18 liraya da counter alın artık ya. Undercover'dan sonra sürekli tekrar etmeye... Ya bu arada bayağı muhabbeti saracağım çünkü araba gitmiyor. Öyle bir çarptık ki. Bu arada yağmur yağmıyor. Niye silecekleri çalıştırdı bu eleman? Yağmaya başlamış. Hayır ya, öf öf. Abi zaten gitmiyor. Bir daha çarptım. Kalkmıyor araba, kalkmıyor. Ha, bir şey diyeceğim. Oh, hiç bu hale gelmemişti ya oyunda bir arabam. İnanılmaz. Gibi itsenize şunu. Allah Allah. İnanamıyorum. Reset, bir dakika, resetleme yok mu ya arabayı? Araba bitti ya. Kamerada var da ben yani ısrarla gitmeye çalışıyorum ama gidemeyeceğim herhalde. Bakayım. Bir hız kazandım orada. Dur, salar oradan. Dön 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 dön. Resetleyeceğiz galiba, evet, kameradan. Abi araba geri geri daha hızlı gidiyor ya. Şaka gibi. Evet arkadaşlar, yolun bundan sonraki kısmını
Aynen böyle gideceğiz. Siz de arabanın önünü... Hiç bu kadar parçalamamıştım arabayı ya. İnanılmaz gerçekten. Bu hale geliyormuş demek ki araba. Bir noktadan sonra. İyi oldu bunu öğrendiğimiz. Yaz hakikaten geri geri daha hızlı gidiyor ya. Aman aman bir de arkadan çarpın da geri geri de gidemezsin artık. Ha gayret. Ya idare edin ya. Vites kutusu yandı arabanın. Geçişler bir el atın. Hakikaten bir içseniz ya. Kamera reset meset. Ya böyle bir şey yok hayatta. Kamera resetlemesi falan diye bir şey. Arkadaşlar araba gitmesi için bazı şeyler lazım yani. Yalnız birazdan yokuş çıkamazsam resetleyeceğim mecbur. Şurada hız kazanırsam oradan çıkarım. Bir dahaki ETS2 yayın ne zaman ve yeni multi girse... Ya ben multiplayer oynamak yani bana hiç çekici gelmiyor Euro Truck Simulator'ı çünkü yani yan yana gidince ne oluyor ki? Ha gayret, ha gayret. Şurayı şu tepeye atlatırsak devam ederiz. 26-25 düşme. Düşme, düşme, düşme. Hızın düşmesin, düşmesin. Durun şuradan bir daha hız alacağım. Ha gayret, ha gayret. Az kaldı 600 metre, hadi. Abi hiç, yani tarihi bir şey benim için. Foto çekince reset var. Foto modda reset var da ben şu an gerçekçi yaklaştım olaya. Yani arabayı parçaladık oraya götüreceğiz. Arabada nitro neden yok? Bu oyunda nitro yok. Arabalar olduğu gibi kullanılıyor yani. Nitro yok. Ki bence doğru karar. Oğlum geri geri 60'la gidiyor arabaya. Vay arkadaş. İşte bu ya. Şükür. Ya yalnız yayın ne kaliteli gözüküyor arkadaş. Kendi kanalımda yayın yapıyorum. Böyle görüntü alamıyorum ya. Bakın benim bir şey diyeceğim. 400 kişisiniz. Şu benim Twitch kanalımı da takip edin arkadaşlar. Ben oradan da hafta içi yayın yapıyorum. Ama partner olmam için takipçi sayımın artması lazım. Yayın kalitesini çok yüksek veremiyorum insanlar da yayında olmasın diye. Hah, arabayı sıfırladılar yarış için. Allah razı olsun. Şimdi artık basabiliriz yani. Aa, offroad yarış en zorlandığım tür. Genelde bunu çok zor yapıyorum ben. Çünkü offroad olduğu için... Bak şimdi direkt çıktık yoldan. Öyle bir sektim ki oradan. Ki burada daha önce yarışmıştım. Buralarda şeyi toparlamak zor oluyor. Yani bir kere dağıldığınızda... Yolda gitmediğiniz için araba yolu biraz zor buluyor. Şu an kaçıncıyım? Dördüncüyüm aslında. Fena gitmiyorum. Fena değil. Şimdi birazdan yola çıkacağız galiba. Ha. Oğlum çarpmayın ya. Aa, neyse çarptım o beni yolda tuttu. Ama çok fazla. Aa şuradan. Heh. Bu arada üçüncü yarış bu yani. Puan kaybının telafisi yok. Bayağı şey oldu. Futbol gibi oldu ama. Adamdan iyi döndüm ama ona çarpınca hızım kesildi be. 150'ye geldik, dördüncüyüm. İyi, bu viraj iyi oldu buraya girdiğimiz. Onlar da hız kesti. Bu ileri dörtlü olarak iyi gidiyoruz ama yok, kesinlikle kazanmam lazım. Son yarışta birinci olmam gerekirse taklalar attı. Yani kriz geçiririz burada, bak söylemedi demeyin. Dağılırız burada yani. Hep yani kendim de krize girerim, sizi de krize sokarım yani. Tozu toprağı aldık. Şu an yola çıktık yani. Aha çok yavaşladım.
İşimiz zor. Aslında şunu geçebilirim ya. Dur, tuneful dur. Dur, viraj var daha, ben bunu geçerim. Daha viraj var, bu yavaşlar. Yapay zeka, bu yavaşlar. Oğlum arkadan itti ya, böyle bir şey var mı ya? Dur, burayı kötü aldık. Bu riski alamayacağım orada. İnanamıyorum ya. Hayır. Oğlum azıcık yavaşlayın ya. %96. Hayır ya. Üçüncü olduk. Öf, kritik oldu ya. Hoş geldin Cebidelik. Free ship sadece Amerika'ya. Okay, Aynen. premium finish. Nice work. Twitch yazmışım. Twitcher yazmışım. Abi sen bu azimle yarışı geri bile kazanırsın, değil mi? Kanal neydi? Kanalı attım değil mi? Link atsana abi kanalını. Atmadım mı ya? Ya siz bayağı yazmışsınız ha. Bakayım. Yoksa ben mi? Bir dakika ya. Siz bayağı yazışmışsınız. Oğlum kendi mesajımı bulamıyorum ya. Ya hiçbir şey yazmamışsınız ya da çok, o kadar çok yazmışsınız ki bulamıyorum. Bakayım. Ha. Tamam buldum. Abi geri gidişini kaçırdın. Aynen. Yavaş araba alıyorsun hep ondan. Yo, en hızlı arabayı alamıyordum. Param yetmiyordu. Aslında benim gözüme kestirdiğim orada neydi? Ha, şey vardı da sevmemiştim onu. Neydi ya markası? Jean Paul yine geçmiş bu arada. Abi oyun kafadar iki... Hayır. Niye? Tanıtmak gibi işler yapmıyorum arkadaşlar ya. Bir dakika. Şu an neyi konuştuğunuzu... Bazen burada bir şeyler konuşuyorsunuz ya, onları kaçırıyorum. Bakayım Okan ne demiş? Okan Reizen. Dur yakalayacağım. Neyse ya, durun son yarışa girelim artık. Saat yani bir saatte bir şampiyona bitiririz dedik, bitiremedik yani. Level atlayamamışız bu arada. Müzikte iyi değil diyorlar. Ha, kulaklık konuşuyormuşsunuz ya. Evet, bu şeyi beğendik, onu like'layalım. Kaplamayı. Oyun kafada yalnız reklam yaparsam banlanma ihtimalim var, ben söyleyeyim de. Oyun bilgisi vermen çok iyi. Teşekkürler. Sims'i videolarında evet bir ara bir Sims'i çekmiştik. Sonra kaldı. Şimdi son yarış. Bunu mutlaka kazanmam gerekiyor. Ya da şu eleman böyle bayağı kötü bir pozisyon alacak ki aramızdaki fark. Metre sonra sola mı döneceğiz? Şuradan mı? Hayır, değil. Değil, yanlış döndük. Yanlış döndük. Yine sola döneceğiz. İşte bu Ena. Bakın bu bizim GPS'imiz. Ben Ena diye sesleniyorum. O da bana komutlar getiriyor. Solda gördüğünüz gibi konuşarak anlaşabiliyoruz Kinect sayesinde ama. Şu an onu kullanmıyorum. Beni aslında cezbeden abi kulaklığın kablosu olması. Evet, kulaklık muhabbetinizi yakinen takip ediyorum şu anda. Kıra döke gidiyorum biraz. Tabela Trashman. Bak, çöp kutusuna çarpınca Trashman diye puan veriyor. Böyle de komik bir oyun yani. 100 puan verdim. Çöp kutusu az çünkü aslında. Aman öf ya. Yine çarptım ya.
Neyse bu sefer bozmadık arkadaşlar. Arabayı demir çipe çarpmıştık. O yüzden bayağı kırmıştık arabayı. Yeni yenici bir abimiz. Follow up yardımcı olsanız teşekkür ederim. İyi geceler, şu an yayında. Ya şimdi böyle şeyler yapıyorsunuz. Ondan sonra banlandığımda da niye banlandım falan diyorsunuz. Yani ben banlamıyorum da böyle şeyler yaparsanız olmaz arkadaşlar. Yani reklam yapmak etik bir şey değil. Başka yayınlarda reklam yayın yapmak arkadaşlar. Senin bilgisayar, evet benimkini Recep Baltaş toplamıştı. Machinarium çıktığı zaman oynamıştım. Logitech G30 hiçbir fikrim yok. Teşekkürler Born This Way Babe. This War of Mine'a devam edeceğim. Ölene kadar devam edeceğiz. Bir noktada öleceğiz. Yine kaza. Yine geri gidiyor. Yok yok, toparladı araba ya. Abi chat'e bakmaktan yarışın startını kaçırdım ya. Böyle bir şey yok. Bu yarışı kazanmam lazım. Şu an konsantre oluyorum. Tiamat'ta kullanmadım, bilmiyorum. Hadi bakalım. Ben Kraken kullanıyorum arkadaşlar. 7-1. Ben memnunum. Multiplayer ekibi Logitech, benim dışındaki herkes, hemen hemen herkes herhalde Logitech kullanıyor. Onlar da memnun. İlla bir kulaklık seçmek zorunda şey değilsiniz ya. Ya işte bak bak bak. Yapay zeka bu virajlarda öyle bir duruyor ki, sağ olsunlar bana bir avantaj sağladılar. Bundan sonrası artık benim tamamen. Kazmadığıma kalmış diyeceğim ya. Checkpoint kaçırdık yani. Abi yine kaçırdık ya, üstünden geçtim. Nasıl kaçırıyorum ya? Şu kaçmış checkpoint mi yani? Hayret bir şey ya. Vallahi. Ayıp ediyorsun Forza. Toparla toparla, adamlar arkamda. Bunu kazanmam lazım ben. Oğlum. O kadar yavaşladım ki geçecekler şimdi zaten. Tamam. Tamam, fena değil. Tamam. İyi aldık pozisyonumuzu. Buradaki minik ağaçların hepsini kıracağız, dökeceğiz. O yüzden hızlanamayacağız. Abi geçti adam ya. Başar Yılmaz geçti beni. Olsun, rakibim Jean-Paul. Hiçbir şey görmüyorum zaten. Bu nasıl yarış? İşte ben dedim krize girer dedim oyun arkadaşlar. Zorluk seviyesini arttırıp bir de deminki yarışı kazanmazsa krize girecekti ve girdi yani şu anda. Umarım Jean-Paul arkalarda bir yerdedir. Ben bayağı içeriden alacağım bu checkpoint'i. Aynen. İyi geçtik, geçtik. %55, daha dikkatli olmam lazım. Yol uzun. Abi nasıl hızlanıp geliyorsun şu viraja ya? Benim araba dönmüyor ki oradan. Obarey. Nasıl bir yol burası? %70. Ha gayret, dayanın. Bir şey oldu. Game clip recorded. Ne yaptım ki? Abi nerelere geldik ya? Eyvah eyvah eyvah, dur. Ya aman öf be Jeep. Pişman ettim ben seçtiğime. Durmak bilmedi ya. Ben dedim size, dedim krize gireceğiz dedim. Şu an sakinim yine. Çekil bakalım. Oo, bir arkadan bir önden bam gün. Ama checkpoint şuradaymış. Ah finish. Bas bas oğlum bas. Oradan geçiş vardır. Vallahi var.
Oh be. Vallahi kazandım. Jean-Paul. Abi Jean-Paul sonuncu olmuştu. Bu oyunda bunu yapıyor, sinir oluyorum ya. Bir adam sizle 3 yarış rekabete giriyor. Son yarışta sizin kazanma şansınız, kaybetme şansınız olduğu için o adama karşı o adam sonuncu oluyor gidip ya. 10 puan farkla birinci oldum. Demin ikinciydim yani. İşte bu yüzden belki zorluk seviyesini daha da arttırmak lazım. Achievement açıldı bu arada. Pink wristband 45 level'da geliyor galiba. Bakalım hemen. Aynen. 45 olmuş olmamız lazım. Bakalım nerede kalmışız. İnşallah vallahi kazandık. Siberia V2 aldım. Zonfa, yani dediğin şeyi fark ettim ama yazmaman gereken bir şey yazdın yine. İşte böyle şeyler yazdığınız için Pintipanda o oyunu bıraktı oynamayı yayında. Yani sonunu söylediğinizde bir oyunda da nasıl bittiğini söylediğinizde kimse size madalya vermiyor yani. Ben söyleyeyim de sonra başka bir yayında yayıncı bir şey der, niye dedi demeyin. Kulaklık muhabbeti almış yürümüş. Geri sarmanın sırlaması yok. Yani aynı sahneyi uzun süre geri alamıyorsunuz da, bu arada 3 şampiyona kalmış. Yarış içinde sayısız geri sarma var. Sağ ol Bezura. Appelsi knowledge also familiar at the same time is not understandable. Yes. Hem tanıdık geliyormuş. Eti nereye yazmış onu bilmiyorum yaz. Abi BAM'a gidecektin. BAM'a gideceğim. Bu arada laptop uzakta, ben okumaya o yüzden eğilip eğilip okuyorum. Pink wristband'imizi de aldık. Tak bakayım elime, güzel. Bende yok. Bunu da tam bulduk. Teşekkürler Trans-Tieris. Tebrikler abi. Evet. Oyun da biraz bize yol vermedi değil yani. Bu arada çayım da buz gibi oldu. İyi yayınlar. Kaça kadar yayın var? Teşekkürler Kurak. Şimdi bir şampiyona daha kazanacağım. Her yayında iki şampiyona bitiriyoruz. Laptopu yakınlaştıramıyorum. Koyduğum sehpa koltuğa dayalı. Ben de belim ağrıdığı için yaslanmış bir şekilde yayın yapıyor. Aha! Uçak yarışı. En sevdiğim. Oyunu ilk defa izleyenler, şu bir dakika ödülümüzü alalım. 25.000 almışız zaten kredi. Level atladık galiba ondan ve oh, 40.000 daha aldık. Ya çekil be kardeşim. Allah, polisim ben. Çekil. Oyunu ilk defa izleyenlere söyleyeyim, böyle şampiyonaların bazılarında, birkaçının bitişinde böyle enteresan yarışlar oluyor. Mesela ilk bu tip yarış 5 tane gösteri uçağıyla yarışıyorduk. Aynı checkpointlerden geçiyorsunuz ama tabii bir uçak sizle aynı şekilde dönemeyeceği için onun rotası farklı oluyor. İkincisinde bir trenle yarışmıştık. Üçüncüsünde 30 küsur tane balonla yarışmıştık. Hani şu havada uçan balonlar oluyor ya, insan taşıyan. Onlarla yarışmıştık. Dördüncüsünde bir tane uçakla yarışmıştık. Şimdi daha böyle 5 pervaneli, 4 pervaneli bir uçakla yarışıyoruz. The Türk Dude. Thank you. From Morocco. Fas'tanmış. Bazen trollüyor bazıları böyle, aslında İngilizce konuşuyor ama Türk, ama olmayabilir. Diğer seferinde nezaketen böyle cevap veriyoruz kendilerine. Bu araçta yok. Ha, bu bahsettiğim yarışlar bu arada. Uçakla yarışmak, balonla yarışmak, efendime söyleyeyim, trenle yarışmak. Bunlarda bu arabayla yarışmıyorsunuz zaten. O arabayla neyin yarış, o rakiple neyin yarışması uygun görülüyorsa onunla yarışıyorsun. Mesela balonlarla yarıştığımda bir jiple yarışıyordum. Trenle eski bir araba yarıştı. İlk uçaklarla bir Ferrari ile yarıştım galiba. Şu an çok merak ediyorum. Şu uçağa karşı ne kullanacağım yani.
Bu Dave Storm Chaser'la neyle yarışacağız? Şevk abi, bir taraftan Star Wars oynuyorum, bir taraftan senin sesin var. Abi okudum ya Yavuz. Bak nasıl görmüyorum, atıyorum. Eyvallah. Şevk Reis nasılsın? Troll Ahmet. İyiyim troll, sen nasılsın? Kaan Kural'la görüşmeniz nasıldı? Vallahi bayağı oyun hakkında konuştuk, oyunlar hakkında. Güzel bir sohbetti. Bayağı bir kaldı bizim standta. Eyvah eyvah. Onunla yarışacağız. Durun şu. Ya ne diyeyim, öyle ışın kılıcı mı olur? Ya sor ama, var mı şöyle bir ışın kılıcı? Var mı sözde eski? Çizgi romanlarında bir şey de varmış. Bu arada evet, fuara biri yazınca cevap verirken söylemiş oldum. Fuara Kaan Kural geldi bugün sağ olsun. Bizim standta bayağı bir zaman geçirdi. Sohbet ettik. Tabi imza alanlar falan da oldu. Abi bir Bugatti sürer misin? Tabi sürerim. Abi laptopu yakınlaştıramıyorum maalesef. Onu açıkladım ya. Yani koyduğum şey itibariyle Bugatti alacağım. Bu ne istiyorsa onu veriyor, kullanıyorsunuz. Abi bayağı iyisin. Sağ olasın. Şefik abi, garaj bir garaj bulman lazım. Durun ya, şu uçakla bir yarışalım arkadaşlar. Bize ne verdi bu arada araç olarak? Oo, Jaguar verdi. Jaguar vs uçak. Uçağı da bir görelim. Şimdi o bizden önce geçecek üstümüzden. Bakalım, geliyor. Sağdan geliyor arkadaşlar. Of, kargo uçağı abi o. Kargo uçağıyla yarışıyoruz. Abi inanılmaz bir sahne bence bu ya. Hiçbir oyunda göremezsiniz şu sahneyi. Forza'nın yani barındırdığı yaratıcılık şeyini siz düşünün artık. Ah, orada hemen çarptık. Oyunu överken duvara çarpmak. Ama oyunuz şu değil arkadaşlar. Allah, bir de yağmurda bu kaya kaya nasıl yap? Bak şimdi mesela aynı noktadan geçmemiz gerekiyor. O benden önce geçti galiba şu anda. Ve öyle bir salladık sağ olsun. Ben ikinci sıradayım. Abi yağmurda yarıştırmasaydınız bari ya. Uçakla kapışıyorum burada. Ha, checkpoint. O galiba çoktan geçti buraya. Ben orada çarpınca tabi. O bayağı önümde ya. Zorluk seviyesi de yüksek şu anda galiba. Hani normal yarışlardaki zorluk seviyesi. O yüzden işim bayağı zor. Orada neye çarptığım konusunda hiçbir fikrim yok. Hiçbir fikrim yok. O yüzden geriye sardım. Ya bu uçağı nasıl yakalayacağız ya? Şu an biraz farkı kapattım ama checkpoint... Bayağı hızlı gidiyorum şu anda. Hatta titremeye başladı araba. Oğlum yetiştim ha. Önde ama yetiştim. Yola 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 yola. Yola dön, yola dön. Yağmur olmayaydı ben var ya seni öyle bir geçmiştim ki. Aman aman aman. Çok hızlı girdik. Yani dönemeyecek kadar hızlı girdik. Yavuz beklerim bak, arada orada Rewind'da mesajını okudum. GameX'e gelirsen görüşelim. Bayağı bir insan geldi yani multiplayer'dan. Zamanı olanlar diyeyim en azından. Abi uçak bayağı zorladı yalnız. Bak şimdi o dönemiyor. O checkpoint'e ben önce gideceğim. Ama şimdi ben viraj gelir geçerken de aynen o dümdüz geçecek. Ve benden önce varacak yine. Şu an o gidiyor yani oraya. Geçti galiba yani oradan. Of, çok büyük fark açtı. Çok büyük fark açtı. Yavaşladı mı o?
Abi kazanamayacağız galiba ya. Ama tren yarışında da böyle olmuştu. İzleyenler varsa hatırlar. Trenin son virajı, yani geldiği yerde benim öyle bir düzlüğüm vardı ki bayağı ucu ucuna da olsa geçmiştim treni. Belki bu aynı şey kargo uçağında da olur. Ha gayret. Abi daha ne kadar yavaşlayayım? Durmuyor ki araba. Hay Allah ya. Bas abi, bas 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 bas. Geçti geçti, yine geçti şu uçak. Havaalanına geldik. Adam ev sahibi artık. Hadi hadi. Hadi hadi. Oğlum çok hızlı gidiyorsun ya. Aha hadi. Geçtim. Geçtim, yine geçtim. Son anda geçtim, bir dakika. İnanamıyorum ya. Yarım saniye neredeyse yani. Oh. Yavaşladı ama herhalde yani. Vay arkadaş ya. Hafta sonu siteyiz. Sağ ol troll Ahmet. Alacağız için bir Skyline. Uçakla yarış. Araba güzelmiş. Mertan şurada yarışsa. Değil mi? Ya bakın, burada böyle güzel güzel yarışıyorum. Sonra GTA Online yayınında saçma sapan şeyler oluyor. Yani isyan ediyorum. Ağlıyorsun diyorlar. Yarın GameX'e yan yana Supra şerik. Yan yan Supra. Hüseyin Bolu 100 metre yarışsan bir de bari araçlar. Zaten haksızlık, o uçuyor sen yerdesin, ama bakın rotadan kazandık. Oyunun sistem özellikleri Xbox 360 ya da Xbox One. Yolun üstünde uçmak basit. Pardon. Abi yine son anda geçtim ya. İnanılmaz yani. Ben böyle bir final görmedim ya. Mertan'ı bu yarışın ben sonunda düşünemiyorum. Mertan bir de böyle son anda kaybetse falan ya, böyle milimetrik. Atı konsolu fırlatır yani. Oyunun ismi Forza Horizon 2. İnanılmaz ya. Bu yarışlar hep böyle oluyor. Son anda bitiyor ya. Acaba yapay zeka yavaşlıyor mu? Anlamadım ki ben de. Uçağı ezdin abi. Vallahi bir de o, bilmiyorum, o arada inmez artık aşağı. Ya replay var da, full replay var. Onu göstermek isterdim de bütün replay, yani yarışın tamamını izlemiş oluruz. Bugatti'yi aldık da burada yarıştırmıyor. Bu tip yarışlarda ne istiyorsa onu yarıştırıyor. Yandan Twitter'a bakayım diyorum ama online yarışırız ama yayında yarışmayalım. Online'da ben acayip oluyorum. Guys, that wraps up this championship. If you're ready, meet up at the Nissan Hub and then head on to the next leg of the road trip. Şimdi arkadaşlar, bir sonraki şeye gitmek için festival merkezine gideceğiz. Selamlar Meşut, Mesut. Yollar gidişime yayıncılar oynayışımı astı. Abi hemen çarpmayın ya. Bir sonraki. Bu Enter Event diyor da bitirdik onu. Niye bir daha çıktı ki? Pro Drive Atar dediği Highly Skill dediğinin bir üstüymüş. Onu da yeni öğrenmiş oldum. Beni zorluk seviyesini arttırırken. Buradan döneceğim sandım. Yani daha nereye gidiyor demek ki zorluk seviyesi? En üst zorluk seviyesinde ben muhtemelen kriz geçiririm yayında ve Mertan'a dönüşebilirim yani. Hiç öyle yarışmayalım, boş boşuna kasmayalım. Geldi. Down diye de çarptı. Abi yer bulmuştun. Oraya gitmen lazım. Oraya gideceğim ya. Şu arabayı değiştirelim ki bazılarınız Bugatti'yi görmek istiyordu. Bugatti'yi seçelim. 1 milyonluk araba.
Alın size Bugatti. Oyunun en hızlı arabası herhalde. 407 bastık bunu ama yağmurda basamayız muhtemelen. Oyunda McLaren F1'i denedim mi hiç? Yok. Denemedim. Abi senden sonra yayın yok, uzatsana. Ya bir şampiyona daha bitiririm herhalde ya. Yalnız bir dakika, bu arabanın nesini upgrade edeceğim ben ya? Gir bakayım garaja. Geçen hafta izlemeyenler bir upgrade görsün. Upgrade değil de tuning. Değil upgrade. Bu arabayı ne takacağım ki ben daha? Hava filtresi mi değiştireceğim? Aslında artıyor da. Yo, bununla olmaz. Bu da değişmiyor. Burada da bir hareket yok. Egzozu neyi etkiler ki bir arabada? Hiçbir şey etkilemiyor. Shaft. Bu arada ben bunu yaparken siz duymuyorsunuz da bana pıt pıt diye bir ses geliyor. O çok enteresan. Televizyona bağlı kulaklığım. Niye böyle bir ses çıkıyor? Hiçbir fikrim yok. Aa, bu düşürüyor. Bu da düşürüyor. Aslında birçok şey minimal arttırıyor da ben şu rakamları fullemeye çalışıyordum. Neyse, bununla uğraşmayalım. Merak eden vardı. Oyunda modifiye var. Bayağı da detaylı yani. Hayvan gibi detaylı. Hot Pursuit andırıyor. Bugatti aynen 1 milyon dolar. Al abi Skyline. Param yok ya. 250 bine Skyline alınmaz herhalde. Bakayım. O pardon. Bir dön. Bakalım ne kadarmış. O pıt pıt size de mi geliyor? Çok saçma bir ses o ya. Ben televizyondan alıyorum sesi. Dedim acaba o kulaklıktan mı? Çok saçmaymış. Bakın ne arabalar var oyunda. Yalnız free new. Bu ben... O Lotus ya. Benim Spectrum'da oynadığım oyundaki araba ya. Bunu al... 48 bin free diyor. Niye free ya? Bende var mı? Niye free? Free. Server'a bağlandı. Bu işte bir iş var ya. Acaba bir araba hakkı mı var benim? Neyse, durun size arabaları göstereyim. Şu an A'dayız. McLaren soran olmuştu. Bu da fena değilmiş. Oyundaki arabaları burada görüyoruz şu anda. Aston Martin, Audi ya. Audi almak istiyorum ben bir tane. Bir tane vardı benim galiba ama. Avant varmış. Bu ne? Aston Martin. Audi TT, hayatımda kullandığım tek araba. Audi 1 No 83 model Audi var. Değil mi Georges? Bugün doğum günüm, sana hediye olacak mı abi Steam'den? Beraber ne? Ber oyun var. Sende oyun bulamıyorum yollayacak. Araba almayacağım ya. Arabaları gösteriyorum. Para biriktirmemiz lazım. Bentley şık araba. Hem ne kadar çok araba var onu görmüş olmak istiyorum oyunda. Ve bu aldık zaten bunu. Şu bizde olanlarda ev işareti var. O M3 var. 91 model. Bu nasıl BMW ya? Of, 70 model. Şimdi Bugatti'miz var. Biri McLaren sordu. Bir de Skyline sordunuz. Bu üstünde de ok olanlar indirilebilir. Çelik paketiyle geliyormuş. Peki. Para veremeyeceğim. Chevrolet var ama Corvette yok. Of. Camaro ya. 45 bin. Bak şimdi bunu alasım geldi. Ha. Şuna bir bakalım. Bu sefer de Skyline almazsa zopalayalım. Audi R8 için para biriktir. Almak istemiyordum abi, arabayı görmek istiyordum ben ya. Bakmanın şeyi yok mu? Yok, peki. Chevrolet. Ha, Chevrolet Corvette varmış. Hatta aynı nostalji bu. Of. Neler var ya. Ne nostaljik arabalar var. Dodge'a geldik. Forza Horizon Challenge. Aman. Bu daha yeni bir model. Bu araba he. Shelby Mustang abi, göstersin. Hepsine gidiyoruz sırayla. Of, bu ne biçim araba ya? Bu marka ne ayrıca? Donker Ward.
İşte Ferrari, La Ferrari, F12. Ama bir dakika, benim bildiğim F12 bu değil. Scuderia var. Şu bizim araba. Enzo F50, F50 mi? F40 mıydı benim bildiğim? Ha, benim bildiğim Ferrari budur. Bende bunun da oyuncağı vardı, uzaktan kumandalı. Çok güzel bir araba. Ama bugün baktığımızda biraz kanat biraz abartılı geliyor. Şimdi buna kanat dedim ya, birileri diyecek ki o kanat değil. Yalnız bu Ferrari'lerin hepsi kırmızı yani, öyle anlaşmışlar. Aa, of, Mustang ya. 2015 Ford Mustang koymuşlar ama paralı galiba, bakayım. Şimdi görürüz. Aa, yo, değil. Download diyor. Aa, değil vallahi de, yani sapsarı da olmaz. Bak bunları not, aslında buraya böyle işaretleyebilsek favori diye. Susuvatari. Susuvatari. Ford Fiesta var. Shelby. Bundan da bir ara gözüme kestirmiştim. Focus'tan devam. Bununla yarışmıştık işte şeyle. Balonlarla galiba. Abi Ford Transit var oyunda ya. Kült klasik diyor ya. Bu nedir ya Allah aşkına? Ford Transit'le ne yarışı yapacağım ben? Hızı 4.6. Ford Focus'lar bitmedi yalnız. Nostaljik arabalar. Aha, Mustang. Ford GT 40 hiç duymamıştım. Ford F100 ne ya? Baya o tarlalarda falan gezeyim diye herhalde yapılmış. Hennessy, bunu isteyen de çoktu galiba önceki yayınlarda. Ki almıştı. Pardon, bunu kimse istemiyordu. Ben almıştım kendi kendim. Yanlışlıkla almıştım bu arabayı. Satma diye bir şey yok oyunda tabii. Vosvos var mı? Var. Var, geliyoruz. Opel Astra, geliyoruz. Twitter'a bakacağım. Honda Civic'ler var. Hatta bakın şurada Honda Civic'in 7 yılda nasıl değiştiğini görüyorsunuz. Bak. 97-2004. 97-2004. Honda. Hummer var. Çok ağırmış. Bu herhalde vurunca bir şey olmuyordur buna. Benim bildiğim klasik Jaguar bu oyunda. Ha, yok, bu da değil. Yok. Aha, Jeep var. İki tane. Wrangler var. Bu da baya nostaljik. Koenigsegg. O, bu da iyiymiş ya. Geçen yayında biri özellikle bunu istemişti yanlış hatırlamıyorsam. Impala ve Supra var mı? Geçmediyse geliriz herhalde. Lamborghini'lere geldik. Bunlar tabi hız canavarlarından ziyade böyle kağıt gibi arabalar oldu. Ha, buna çirkin dedim. Nesi çirkin dediniz? Baya çirkin ya. Böyle Jeep mi olur? Berbat. Berbat. Bedava verseler alırım. Şu Lamborghini bu muydu acaba? Bir tanesi kapağında mı? Oyunun kapağı Lamborghini miydi ya? Of, işte kısa klasik Lamborghini. Amiga'sı olanlar var mı aranızda bilmiyorum da, Amiga'da Jaguar diye bir oyun vardı. Şahane bir yarış oyunuydu. Orada zaten 8 tane falan araba vardı. Siz sahip Jaguar oluyordunuz ama rakiplerinizden biri Lamborghini'ydi ve bu Lamborghini'ydi. Klasik. Biri F40'tı Ferrari. Lancia'ya geldik bu arada. Kategori var. Filtreleme var. Daha doğrusu sıralama şeyi var da, alfabetik gidiyor araba markalarından. Ben hepsini göstermek için sıra sıra gidiyorum. Land Rover, Lexus elektrikle gidiyor herhalde. Oo, bu ne ya? Rally Fighter. Maserati'ye geldik. O esnerken ben Lotus'ları geçtik. Mazda RX-8 R3, RX-7, MX-5. Aha, McLaren'e geldik. McLaren'in Ferrari diyorum. Formül arabası yok. 650S var. P1 var. 12C var. Ha, F1 derken bunu mu kastediyordunuz yoksa? Var. Oyunun kapağı Pagani mi? Bedava verseler alırım. Ama çirkin. Satarız. Mercedes'e geldik. Mercedes'çiler. Bu ikisi baya aynı gibi duruyor. Ya da Mercedes'lerin önü benziyor zaten.
Bende bu var. Mercedes Benz SLK SLS SL60S SLR of 90 model Mercedes 54 model Mercedes. Tesla marka var mı acaba? Elektrikle çalışan. GXR senin arabayı görmüş olduk böylece. Mercury, Mini Cooper, Mitsubishi. Ha burada da bizim klasik yılların eskitemediği şeyler ne o? Rally arabalarından. Tabi yıllar eskitmiş, yeni modelleri var ama Lancer. Bir de Subaru'lar var mesela. Oraya da geleceğiz. N'deyiz daha. Nissan. Nissan azmış. Ha yok, 3. Nissan. 4. Nissan. Nissan çokmuş. Lafımı geri alıyorum. Bayağı varmış Nissan. Ama benim aradığım klasik Nissan bu galiba. 240 SX. Bunun oyuncağı vardı bende. Abi. Of. 3.8 hızı. Ya ne esnedim ya, ben bir şampiyona daha çıkaramayacağım yalnız, onu söyleyeyim. Uyuyacağım yoksa yerinde. Noble'yi ilk defa duyuyorum. Olds Mobile'ı da ilk defa duyuyorum ama güzelmiş. Ha Pagani. Bir dakika ya, kapaktaki bu değil ya. Kapakta bu mu var? Hayır ya, sarı bir araba var kapakta ya, bu değil. Plymouth. Ponch. Oo, Firebird. Pontiac yine bir klasik. Hatta 3 farklı versiyonu var. Pontiac GTO. Bir de böyle bir şey var arkadaşlar. Bunu kim alır, niye kullanır bilmiyorum. Tesla'ya geliyoruz. Volkswagen'e gelene kadar sıkılmam ya. Mercury, Impala. Bütün arabaları görün bak. Soruyorsunuz. Şu an kendiniz görüyorsunuz. Ne var ne yok. BMW 30 o. Skyline'ı geçtim mi? Skyline'ları geçtim, evet. Şunlar değil mi? Nissan Skyline'ları diyorsanız geçtim. Pagani, Pontiac'ları geçelim. Renault'a geldik. Clio, Megane, Sport Clio, Clio Williams. Bu ne abi? Renault 5. Roof ne ya? Yani roof diyordu, bu bayağı Porsche benziyor. Allah Allah. Bu Porsche ya, roof ne? Bir dakika, bunu merak ettim ya. Forza. Porsche. Roof. Aa, vallahi bilmiyordum ha. Şu an böyle Google'dan falan arıyorum bunu arkadaşlar. Vay arkadaş. Bu bildiğin Porsche'muş ya. Ama roof yazıyor. Sarı Lambo vardı herhalde. Geçtik lan. Huracan. Huracan'dır o. Çalıntı marka. Yok yok, bir bağlantısı varmış da şimdi şey yapamadım. Wikipedia'daki uzun makaleyi okuyamadım. Shelby soran vardı galiba. Shelby'ye geldik. Cobra iki tane var. SRT Viper. Ah, Subaru'ya geldik. Impreza'lar var burada. Ve tabii ki rally, klasik rally ki bundan da var benim. Subaru Free diyor buna da. Ya bu Free'leri bedavaysa ben indireyim ya. Tesla. Ha, Tesla soruyordunuz. Alın size 2014 model Tesla. Yavaşmış biraz. Toyota GT, Supra MR2, Toyota Celica yine bir rally klasiğidir 90'larda. Abi bu Porsche'deki durum Volvo'da da var. Lisanstan mı diyorsunuz? Çakma 911, evet aynen. Toyota Celica 2000. Az kaldı, az dayanın, bitiyor arabalar. TVR, Ultima. Bu da çok cins bir arabaymış. Vauxhall. Ha, Volkswagen Sirocco. Bunu okumayı öğrendim galiba. Golf. Corrado, Golf, Sirocco, Rabbit. Ha, alın size Vos Vos. Bitti. Artık bitti. Çıkabiliriz.
Uzun bir listeymiş, yoruldum. Vosvos'a gelince haber at demişsin. Vosvos'u da bitirdik. Şimdi bizim arabayla arkadaşlar. Şampiyona seçelim ama şampiyonayı bitiremeyeceğim gerçekten. Biraz bayağı uykum geldi. Anket açacağım şimdi de. Offroad'u yaptık ama niyeyse orada offroad'u yaptığımız gözükmüyor. Ben şöyle şey yapayım. Yine anket yapayım. Hangi şampiyona? Bir dakika, ben bir geri gideceğim ya. Oradakiler farklı mı? Tamam ya, bu tamam. 1 2 3. 1 2 3 ekranda gördüğünüz sırayla anketin şeyi şu arkadaşlar. Ekranda gördüğünüz sırayla 1 2 3. Linki paylaştım tabii, önden paylaşmış oldum. Ben o sırada oyumu vereyim. Oyumu verdim. O sırada Twitter'dan gelenlere bakalım. Şu Uluç'un görseli retweetleyelim zaten, o güzeldi. Onun dışında bakalım. PS4 oluyor mu Amerika'dan? Denemedim. Teşekkürler The Beefsteak. Abi ben multi hayran, hala daha söylemedin. GameX'te seni nerede bulabileceğim? Söyledim ya, level standındayım. Abi şimdi bulduğum fotoğrafı yakıştı mı? Fotoğraf nerede? Ha, bizim fotoğraf mıydı bu? Video var. O ne videosu bakayım? Ona bakayım. Abi bu oyunu en iyi oynayan, yok en iyi oynayan ben değilim. Çünkü Türk grubunda bayağı sağlam oynayanlar var. Sen mi büyüksün ben mi uçak? Kırarım kanadını. İyi yetiştik vallahi ha. Abi Ruf Porsche'nin rallidir, yarıştır onun için bir bağlantılı firma, aynen. Saat 1 abi, ne yaptın sen? İyi yayınlar. Evet ya, bir zaten geç başladık. Anketi paylaştım. 2 demişsiniz. 2 de 100 olunca, yok 100 oldu zaten. Sonuç belli oldu. Modern Muscle'dan gidiyoruz arkadaşlar. Chat'ten devam. Şimdi buradan güzel bir araba, şimdi araba seçeneği çok oluyor. Yani size seçtirmek isterim de. Ya bakın, Viper, Shelby var. Dodge bende var zaten, ona söylemeyin. Camaro'yu ben seviyorum. Camaro olabilir. Corvette var. Aslında çok güzel arabalar varmış ya. Siz şöyle bir söyleyin, ben ilk pat diye gördüğümü alayım. Keops. Teşekkürler. Vosvos'la bununla gidilmez. Ben olsam hangi arabayı alırım onu söyleyeyim size önce. Belki siz de onu istersiniz. Ben kendim oynasaydım bu oyunu, yani yayında yapmasaydım, Chevrolet Camaro'yu seçerdim yani. Kesinlikle Camaro'yu seçerdim. Ama siz muhtemelen başka bir araba diyeceksiniz. Bakalım. Charger, Mustang, Corvette, Mustang, Challenger, GT, Mustang, Mustang, Camaro. Mustang gibi duruyor. Mustang'e gidiyorsunuz. Dodge. Şu an bir Mustang daha görürsem Mustang alacağım. Viper, Camaro. Camaro Viper. Vallahi Camaro'ya abandınız ha. Bir şey diyeceğim var ya, Camaro dedim, Camaro'ya abandınız. Alıyorum Camaro'mu. Bir daha da gelmedi yalnız şey mesajı. Tamam, aldım. Siz var ya. Mustang diyene kadar Camaro bastınız. Basmış bulundum. Şimdi bakalım, düzgün bir tasarım lazım buna. Ha, şimdi Mustang bastınız ha. Ya ben Camaro'yu kendim alırım ya. Size Mustang alayım.
Ha pardon, bir şey diyeceğim. Bende Mustang var zaten ya. Niye Mustang diyorsunuz ki? Ben Mustang kullandım. Camaro'ya gidiyorum arkadaşlar. Yayında kullandım ben ya. Şuradan bir de adam gibi bir tasarım seçelim. O renk olma. Oo, janta havanmış. Aslında şey, bu arada oyuna tasarım da yapabiliyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Tahmin etmişsinizdir. Yani bunları insanlar yapmış zaten. Yani siz de yapıp yollayabiliyorsunuz. Şuradan güzel bir şu iğrenç Ferrari'nin bu renk. Bunlar da bayağı kötü renklermiş. Şu fena değilmiş ya. Şuradaki sarı daha iyiydi ama sanki. Bakayım. Bunu aldım ya. Verdik 45 bini. Aynen, sarı siyah çizgili aldık. Sarı siyah aynen. Simsiyah Camaro. O, siyah arabayı bir kere seçmiştim. Onu seçmiyorum çünkü yayında hiçbir şey anlaşılmıyor o arabadan. Al, al 45 bin al. Zaten sarılardan alacaktım. Çoğunda da siyah tonlar vardı ama bunda ne oldu ya? Neyi kaydediyor? Çay doldu, iced tea. Hadi bakalım yeni arabamız. Gentlemen, did you hear the crowd roaring in that last race? You guys really put on a show. Now the next leg of the road trip takes us down to Castelletto, and remember, this is supposed to be fun. Take it easy. Müziği kapattım çünkü duyun istiyorum. Şu sesi bir duyun ya. Susuyorum. Bayağı iyi bir ses var ya. Önden daha şey, arkadan daha iyi. Çok iyi ses var ya. Ve çok şık araba yani. Durun şurada bir yerde park edip göstereyim ama bayağı şık bir araba ya. Dur. Şöyle göstermek gerekirse tabii siyah jantlardan lastik de belli olmuyor belki ama bayağı iyi ya araba. Hemen çarptık ki tabii. O ön taraf yamuldu. Çok güzel ya. Vallahi çok güzel. Bayağı ara motor ses dinlettim size. Bununla bir yarış yaparım diyeceğim. Yapacağım. Bir yarış yapacağım ama şampiyonayı bitiremeyeceğim. Haftaya 3 şampiyonu birden bitiririz artık. Bu yarım kalacak. Bununla beraber 2 tane daha bitiririz. Festival finalinde bir sonraki hafta yaparız. Abi ne güzel hızlanıyorsun sen ya. Ben bununla yarış dışında gezerim de yani. Yarışa katılmadan kullanmak için. Nasıl bağırıyor, nasıl bağırıyor bak. Ha, iç dizayn. Aman aman, niye kaydın abi düz yolda? Neyse, iç dizaynı gösterelim arkadaşlar. Direksiyon panel. Şöyle iç taraf. Bu kadar gözüküyor, aşağı bakamıyoruz. Ama bayağı iyi bir araba ya. Şöyle yakın çekim arkadan kullanalım bir de. Ben zaten bunu götürene kadar kıracağım her tarafını ama sesini olabildiğince dinleteyim, radyoyu kapatarak şu yolu götürelim yani. Biraz yol tutuş problemi var yalnız, o çok net hissediliyor. Kuru yolda sürekli kıça atıyor arabanın. 10 kilometre de yolumuz varmış ya, yarıştan uzun ya.
Tünel de nasıl bağırıyor? İnlettik tüneli, inlettik. Aha, yetenek puanı kazandık ama 3 oldu galiba. Benim 5'e ihtiyacım vardı. O yüzden o yoldan hiç girmiyorum. Yine bilmeyen vardır. Oyunda bir perk sistemi var ama bu sizin sürüşünüzü etkilemiyor. Kazancınızı etkiliyor. Sürüşünüzü nasıl etkilesin zaten. Atıyorum yarışlardan kazandığınız krediler. Online yarışlarda işte yarışın nasıl yapılacağını seçerken oy verirsiniz ya. Oyunuzun 2 sayılması falan gibi bonuslar. Böyle şeyler var yani. İşte haritanın istediğiniz yerine fast travel kullanma. Fast travel diye bir sistem var. Aksiyon oyunlarında hani vardır ya, açık dünya oyunlarda haritanın bir yerini ışınlanmak istersiniz. O sistem var oyunda ama belli yerlere gidiyor. Eğer o yeteneği alırsanız 5 puan istiyor. İstediğiniz yerine gidebiliyorsunuz haritanın. Ben genelde onu kullanmıyorum çünkü gezme hoşuma gidiyor oyunda. Ama bir anda konuşmadım konuşmadım döküldüm yani. Çekil. Arabanın motor sesini kısılmasına neden olma. Hız kesmeyeceğim. Bağırtacağım arabayı. Bağırtacağım. Çizdik zaten abi de. Abi yavaşlar. Dur dur dur. Çizdik çizdik. İyice çizdik. Yavaşlarken bile güzel ya arabanın sesi. Arka tasarım da inanılmaz ya. Önü zaten güzel de. Arkası da güzel arabanın yani. 4 tane egzoz çıkışı var. 2 egzoz 4'e bölünmüş. Yalnız hakikaten bir yol tutuş problemi var ya da ben alışana kadar böyle bayağı bir dağıtacağım arabayı. Bu arada bayağı sahil yolundan gidiyoruz biz. Çekil evladım, çarptık diye yavaşlıyorsun bir de ya. Bu evler pahalıdır, sağımızda gördüğümüz evler. Çete bakarken arabayı iyice yamuttuk galiba. Ya gittiğimiz yer bile uzak ya. Ben ya zaten bu şampiyonayı bitiremez ama bir yarış yapacağım. Şu arabayla